Ankara'da da hapis, İmralı'da da hapis. Bir dakika, şimdi çok tartışılacak bir şey söylüyorsun. Ben soruyorum. Ama. Enflasyon adım adım düşecek. Bu Kemal Bey yani nasıl hırslı bir adam arkadaş. Zorla getirme nedir abi? Sevgili Cemal Engin Yurt, ben de sana sesleniyorum. Pandemi zenginlere yaradı biliyor musun? Pandemi yoksulları mahvetti ya. Vallahi çocuklar, yani memlekette sol yoksa biz mi solcu olalım diyor. Bazen içimden geçiyor ya. Yani böyle bir şey mi ya? Ne ya? Rasim abi hoş geldin. Hoş bulduk Esat'cığım. Efe'cim nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz abi. Sağ olasın. Abi geçen yayın dedin. Evet. Öcalan'la, Tevezbaşı Öcalan'la Kandil arasında telekomünikatif. Telekomünikatif bir irtibat yoktur diyemem. Diyemem dedin. Bayağı da o şey oldu, izlendi. Abdülkadir Selvi, evet. Ömer Öcalan'ın İmralı'ya gidebileceğini yazdı. Neler oluyor bu süreçte? Şimdi Abdülkadir Selvi için her zaman dediğim gibi unutmayalım ki Fahri Rıfkı Atay'dır. Bu dönemin Fahri Rıfkı Atay'dır. Yani Fahri Rıfkı Atay Çankaya'nın kalemşörüydü Atatürk döneminde. Selvi de külliyenin de diyebiliriz. Genel olarak devletin belli organlarının da diyebiliriz. Tepsik abi yüksek bir insandır. Ömer Öcalan'la ilgili böyle bir düşünce var. Bir kere şu kesin bak. Yani samimiyetine inanırsın inanmaz o yorum. Abdullah Öcalan silahların bırakılmasını istiyor. Silahlara veda. Onun sloganı bu. Diyor ki artık bu devirde Türkiye'ye yönelik bir silah sıkmanın bir anlamı kalmadı. Kalaşnikov'un bir çakıdan farkı kalmadı. Öcalan'ın lafıdır bu. Bak bunu bilerek söylüyorum. Kalaşnikov'un bir böyle meyve bıçağından farkı kalmadı. Ve bugünkü koşullar altında Türkiye'ye yönelik olarak yurt dışındaki, İran'daki, Irak'taki o PKK unsurları ayrı bir mesele. Bu olmamalı diyor. Bu konuda ne yazdı Amber'in zaman? Kandil'le konuştu. Hatta sertleşme oldu. Sinirlendi, telefonu kapattı diye yazdı. Bizim devletin herhangi bir organı yalanladı mı? Yalanlamadı. PKK yalanladı mı? Yalanlamadı. Orada da kaldı. Ben de bu kadar detayını bilmiyorum. Bilsem de söylemem ama ben ne diyorum? Bir telekomünikasyon bağı yoktur diyemem diyor. Daha fazla bir şey diyemiyorum. Burada Öcalan silahları bırakın, kapatın başka bir aşamaya geçelim diyen insan. Devlet Bey'in çağrısına olumlu mu dönüş yapıyor? Olumlu tabii. Zaten Devlet Bey bunları biliyor. Bilerek bunları söylüyor. Yani Tayyip Bey ile Devlet Bey Öcalan'ın aldığı nefesi biliyorlar. Oradaki bütün konuşmaları biliyorlar. İmralı Adası bize sır. Avukatlar da gidemiyor. Kimse gidemiyor ama onlara sır değil orada olanlar. Öcalan'ın gündemini biliyorlar. Öcalan'ın orkestrini biliyorlar. O bilinçli hareketle de Devlet Bahçeli Demlilere de sıcak davranması bilinçli bir hareket. Zaten kendisi de söyledi sonra dedi ki bu dedi bilinçli bir harekettir. İç karıyı sağlam tutma harekettir. Değil mi? Bakın dün havan topları geldi kilise. Dikkat edin bugün hiç öyle bir vay bilmem ne işte bunlar yaptı havası yok. Bunun bir provokasyon oldu. Hatta devlet onu İsrail yaptırdı. Orada kiralık teröristlere diye bakıyor. Onu da söyleyeyim. O havan bak şu son, an çok günden bile olmadı farkında mısınız? Kilise şöyle havan. Bir şey oldu orada. İki havan düştü mayınlı bölgeye. Önce şöyle haberler çıktı. TSK anında misliyle karşılık verdi, denildi. Bravo. Aynen. Sonra açıklama yapıldı karşılık verilmedi diye. Bak ben o sırada canlı yayınladım. Misliyle vuruyor, misliyle vuruyor. Hemen eski usul şey geldi. PKK terör örgütünün yaptığı anlaşıldı. TSK vuruyor. Arkadaşlar PKK'nın resmi açıklaması var mı? Bir dakika dedim. Bunu bilmiyoruz. Ha dedim PKK yapmaz diye bir şey yok. Ama şu aşamada öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Burada bir provokasyon var. Hatta bağlanan kişi bile ben şeye ikna ettim. İsrail işte iç güvenliğimizi, barışımızı, huzurumuzu. Çünkü mümkün değil. Dikkat edin bugün hiç konuşulmuyor bile o haber. Çünkü silahlı evet buyur İfe. Önümüzdeki süreçte böyle provokasyonlar görebilir miyiz? Olacak olmaz mı? Şu an Türkiye'nin barışını ve huzurunu dinamitlemek için başta İsrail istihbaratı, Mossad olmak üzere her operasyonu yapacaklar. Her provokasyonu yapacaklardır. Ama şu an bir, dem eskisine göre çok olgun. Bak hiç gaza gelmiyor. Hatta Tuncer Bakıran o eski solculara falan laf etti. Dedi ki siz kardeşim görüşme istemiyorsunuz şey mi? Onu bırak. Cengiz Çandar eski bir Türk solcusu ve ilk çözüm süreci sırasında son derece yanlış tavırlar almış Cengiz Çandar. Sırf kendi içinde değil diye Cengiz Çandar bir ergen tepkisiyle o çözüm sürecini bitirmek için her şeyi yaptı. Şimdi taçlanan baş akıllanmış çok sağduyulu açıklamalar yapıyor. Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ı görüşülmeli diyor. Ben gittim Edirne'de Demirtaş'la görüştüm. O da
Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşülmeli dediğini söylüyor. Sırı Süreyya Önder her ikisine teşekkür ediyor. Daha Özgür oldu. Bey de aynı şekilde. Aynen. Özgür Özel de zaten çok sağ olun. Şu an sağlayacağız CHP, sonra. AK Parti, MHP, DEM arasında dört parti ki gerisi de çok önemli değil. Bir sağduyu ittifakı var gibi gözüküyor. Bunun bölünmemesi gerekiyor. Şimdi burada Ömer Öcalan gidecek. Öcalan'ın mesajlarının sağlıklı iletilmesi devlet için çok önemli. Daha önce hatırlayın. 2019'da Öcalan ne diyordu? İmamoğlu'na destek vermeyin. İki tarafı eşit mesafeye alın. Kavga etmeyin. Siz Türkiye için kavga taraf olmayın diyordu. Bu Ali Kemal Özcan oraya gitti. Öcalan uzmanı, akademisyen. Söyledi ama inandıramadı. Provokasyon kokusu aldı millet. Ne olduğu anlaşılamadı. Ve DEM de açıklama yapmadı. Aslında hukuk bürosu da tam bir açıklama yapamadı. O ortada kaldı. Yani Kürt seçmenin çok çok büyük çoğunluğu Öcalan'ın o seçime dair ne dediğini bilmeden sandığa gitti. Bilmiyordu. Ne dediğini bilmiyordu. Anlamamıştı. Hatta Öcalan Ali Kemal Özcan'a diyor ki sakın diyor sen açıklama. Gideceksin Aslında hukuk bürosunda gerekirse ortalarına oturacaksın. Açıklamayı onlara yaptıracaksın. Sen açıklama yaparsan Kürt halkı bunu provokasyon diye anlar. Yine adına Ekrem İmamoğlu'na oy verir dedi. Rejim öyle oldu. O başarısızca yönetildi. Daha önce de Sırrı Süreyya gitti, yanlış iletti. Abi bir sürü sorun. Şimdi ben bunu, evet bak devletin şu ana kadar devletin gündemini anlattım. Bunu şimdi tamamen Rasim Ozan olarak söylüyorum. Şimdi ne diyoruz? Öcalan'ın diyor ki silahların susması, silahları ebedi veda. Bunu da Kandilli bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. DEM burada çok çok önemli pozisyon değil ama DEM de sivil siyaset olduğu için daha böyle barış şeyinde. Demirtaş da öyle. Evet efendim. Ömer Öcalan'ın gitmesiyle aslında biz bunu konuşmuştuk ya. İmralı ve Kandil arasında bir karar verilecek. Ama Ömer Öcalan da sürece dahil olup İmralı'ya giderse aslında orada bir üçgen mi oluşmuş olacak? DEM de sürecin içinde olacak. O da olacak. Olabilir. Bak muhtemelen şu an o düşünülüyor. Ömer Öcalan'la ilgili aynen dediğim düşünülüyor. Bunu da Abdülkadir Selvi yazdı. Başka şeyler de var. Selvi de bunları tabii biliyordur. Ben şunu ortaya atıyorum. Bunu Rasim Ozan olarak atıyorum kardeşim. Ben biliyoruz korkusuz bir adamım. Böyle bir durum var. Öcalan'ın tavrı belli. Devlet Bahçeli put kırmış. Bir Türk Milliyetçisi Parti'nin başı bunu yapmış. Peki şunu sormak istiyorum insanlara. Öcalan'ın İmralı'da hapis olmasıyla Ankara'da hapis olmasının ne farkı var? Hapis hapistir. Ankara'da da hapis, İmralı'da da hapis. Bir dakika şimdi çok tartışılacak bir şey söylüyorsun. Ben soruyorum. Ama. Devletin hangisi? Bunu da bak Kürtlere sormuyor. Çünkü Kürtlere kalsa özellikle %10'luk nüfus Öcalan'ın serbest kalması isteyecektir. Açıkçası %10 nüfusun demin lideri kimdir kardeşim? Tüccar Bakıran mı? Ya arkadaşlar adını koymamız lazım ya. Yani ben bugün yağmur yağacak dediğimde vay Rasim abi yağmur sen yağdırdın mı oluyorum? Meteorolojik raporu söylüyorum bugün yağmur yağacak. %10 demin lider gördüğü adam Abdullah Öcalan. Bunu bilmeyen yok. Bunu Cumhurbaşkanı da kaç kere açıkladı. Hatta bir kere dedi ki Edirne gitsin İmralı'ya hesabını versin dedi. Demedi mi? Dedi. Şimdi bunun Tuncer Bakırhan, bilmem geçmişte Mithat Sancar, o bu bir sürü adam. Bunlar diyor ki bunları özellikle bizim Türk halkı da pek tanımaz. Çünkü belli isimler tanır Türk halkı. Kürtlerin kendi içinde bir siyasi şeyi var. Ben özellikle bunu Türk milliyetçilerine soruyorum. Daha böyle devletçi insanlarımıza soruyorum. Bak devletin menfaati çok önemlidir değil mi burada? Hangisi devletin menfaati nedir? Mesela bugün herkes şunu diyor. Devlet Bahçeli devletin menfaati için bu açıklamayı yaptı. Bunu aksine söyleyen kimse yok. CHP'liler dahil. Bunu bir soru olarak ortaya atıyor. Bu adam Abdullah Öcalan Ankara'da olsa hatta bir arkadaşım dedi ki abi İmralı'yı da turizme açarız. İmralı gayet güzel bir adam. İmralı'yı da turizme açsın anlatayım. Yani nedir bu İmralı ya? Ankara'da hapiste olsa yine devletin kontrolünde. Her şeyle devletin kontrolünde. Ne farkı var ya? Güvenlik konusunda bazı... Güvenliği sağlanacaktır herhalde. Güvenliği sağlanmadan alacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Güvenliği sağlanır. Güvenliği sağlandıktan sonra Ankara'da alır. Tabii özel bir yerde olacak adamı herhalde Sincan cezaevi bilmem ne koğuşuna atacak değilsin. Ya bu sonuçta bir özel mahkum. Özel mahkum derken ayrıcalıklı mahkum değil. Niye İmralı'da? İmralı uzun süre kalan başka kişi yoktu arkadaşlar. En son adam bunalıyor diye raporlar çıktı 4-5 kişi eklediler. Doğru mu efendim? Haberci ses. Evet değişen. Uzun süre tek başına kaldı. Yani bir ada bak ben şunu anlamıyorum. Ev hapsi geçtiğinde hayır olmaz öyle şey. Öyle keyifte yaşayamaz. Ulan İmralı'da adam senelerce tek başına yaşadı ya. Adama ada tahsis edildi ada. Orada herhalde bilmem ne hapishanesinde böyle hani Esaretin Bedeli filmi gibi kalmadı yani. Shawshank Redemption filmi izlemişsiniz Esaret. Evet. Öyle kalmadı.
bu Ankara'da yüksek güvenlikli bir yerde kalmasının, iki o zaman bu iletişim sorunları olur mu? Öyle bir şey olamaz o zaman. Acaba ne dedi, onu mu dedi, kim ne dedi, o onu aktardı, bunu aktardı. Ya şu Osman Kavala hikayesi bile büyük oranda iletişimsizlikten çıktı. Sırrı Süreyya gitmiş konuşuyordu. Geveze bir adamdı Sırrı Süreyya. Şu an çok güzel sağduyulu konuşucu Sırrı'ya, eskide dostumdur, pek vurmak istemiyorum ama efendim dedi, Sayın Kavala size başkanım diyor, bilmem ne şunu şunu desin diyor. Sonra Kavala avukatlar çıkıyor, böyle bir açıklama yok. Sırrı Süreyya'yla bir konuşma yok. Hani vardı ya şimdi bir Karslı arkadaş, Cem Boyner beni Cumhurbaşkanı yapmak istedi dedi. Cem Boyner dedi ki hayatımda ben bu adamı görmedim. Arada bu şeyler oluyor biliyorsunuz. İletişim kazaları diyelim. Değil mi? Abi burada olur. Doğrudan konuşur. Devletin kontrolünde. DEM Parti'yi de, şimdi DEM Parti mesela geçen milletvekilleri bile nasıl belirlendi belli değil. Öcalan'a 4 senedir avukat gitmiyor. Koster gitmiyor. Doğru mu? En son Ömer Öcalan 2019'da gitmiş. Partiye oyu Öcalan yüzünden veriliyor. %10. Öcalan sebebiyle veriliyor. O Kandil'dekileri falan halk asla siyasi önder, yani %10'luk taban Kandil'dekileri siyasi önder falan görmüyor. Bu net. Her araştırmada çıkıyor bu. Öcalan'ı görüyor. Bir de nispeten daha gençler Demirtaş'ı görüyor. Selahattin Demirtaş'ın da bir tip ikinci adamlığı var. Bunların biri birinci adam, biri ikinci adam gibi. O PKK hareketi içinde. PKK bize göre terör örgüttür. Başkası başka şey görür. O ayrı bir yorumdur. Burada PKK örgütü içinde yapı bu. DEM de onun devamı zaten. Farklı değil ki bunlar. Kendimizi mi kandıracağız? Ya kardeşim sen eğer Öcalan konuşamadı değil mi? 2023'te milletvekilleri muhtemelen Kandil belirledi. Birebir oturdu oradaki adamlar. Teröristler, alçaklar diyoruz. Adamlar milletvekili yazıyor. Tıpış tıpış da mecliste de çık gidiyor. Sen İmralı notlarını okudun mu Rasim? Okumaz mıyım ya? Orada, hepsini okudum. Orada gidip soruyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız bu olabilir, şu olabilir. Evet. Belediye başkanımız şu mu olsun diye. Evet. Abdullah Öcalan bunlara karar veriyor. Evet. Oradan da bazen onun söylediği başka geçiyor. Orada söylüyor. Geçiren kişi başka şey söylüyor. Bir ara avukatlarına kızdı. Avukatlarına küstü. Avukatların hepsi azletti. Bazı isimlerin üzerine çiziyor. Bazı, i̇şte bunu, evet. Bunu soruyor. Bunu kim getirdi? Diyorlar efendim Kandil'den gönderdiler. Diyor bu olmaz, ha, şu olsun diye. Aynen, bak sen bilinçli bir haberci olduğun için ben o notların tamamını okumuş bir insanım. Hatta onların bir kısmı da yayınlanmadı devlet tarafından. PKK cephesini yayınladı. Orada da bazı PKK'nın kendine göre problemleri var. Ben bu konuda bayağı uzman gibi bir adamım yani. Bak çok okumuş bir insanım. Ondan söylüyorum. Doğrudan iletişim. Adam yine hapiste. Bak. Kimse aman bu lafları sonra sömürmesin. Öcalan yine hapiste. Ankara'da yüksek güvenlikli bir yerde. Göl başında uydurdum. Oradan iletişim sorunu diye bir şey olmaz. Ziyaret edilir. Kendi partisi. Her şeyde kaydedilir. O onu dedi. Bu bunu dedi. Avukatlar onu dedi. Ya şu Ali Kemal Özcan'la avukatlar olayı bile. Saçmalıktan başka bir şey değil. Saçmalık ya. Adam bir sürü şey aldı. Gitti avukatlara. Avukatlar inanmadı. Açıklama yapmadı. Bir daha gitti. Öcalan delirmiş orada. Nasıl açıklama yapmazlar? Onlar benim avukatım. Onlar HDP'nin avukatı değil. Bak bir de bilerek söylüyorum. Bak burada habercilik yapıyorum ben de. Çıldırmış. Çık demiş açıklat. Ali Kemal çıkıyor şeyden. İmralı'dan. O 2012. O baştan sonra yanlış bir hareketti yani. 23 Haziran seçimleri için. Hayda panik oluyorlar. Kazamız mübarek olsun. Açıkla. Hocam diyorlar. Açıklayayım açıklamayayım. Adam böyle üzerinde de uyduruk bir kıyafetle açıklama yaptı. Kameralar bile fazla gitmemişti. Kamera bile yoktu. Ya tam bir amatörlüktü ya. Yoksa orada o tavır gerçekten bilinse farklı olurdu. İşte burada kardeşim bu sağlıklı iletişimin olması şart. Onun için de bir kara hapishanesine Abdullah Öcalan'ın nakli bana göre bir mecburiyettir. Bu benim kendi fikrimdir. Kara hapishanesi. Deniz değil. Koster bozuldu. Koster bozulmadı. Yok efendim hava muhalefeti. Yok. Bak Edirne'de bile Selahattin Demirtaş mesajdan daha sağlıklı. Ankara'da Demirtaş da Ankara'ya alınabilir. Ankara'da bir hapishanede mesajlar doğrudan iletilir. Kandil'le bu bağ yoktur diyemem dediğim telekomünikatif irtibat devam eder ve burada ne olur? Silahların susmasına, bir Mehmetçiğimizin daha şehit olmamasına inanılmaz faydalı olacak bir süreçtir. Bizler için, biz Türkler için bir Mehmetçiğimizin daha şehit olmaması da önemli değil mi? Artık terörün tamamen bitmesi önemli değil mi? Bunun için adamın İmralı ya da Ankara'da hapishanede olmasının bir farkı var mı? Hapis hapistir kardeşim. Sadece adam özel güvenlikli bir yerde olacak. İmralı'da turizm açıyor. Sen bir söylüyorum ya.
İmralı İmralı. Ya İmralı deyince akla bu geliyor. İmralı gayet güzel bir ada kardeşim. Bu şeye haline dönüştü. Bu o İmralı fetişizminden çıkıp buradan soruyorum. Hangisi devletin menfaatinedir? Ve bu hiç de yasaya masaya gereken bir şey değil. Adalet Bakanlığı teknik olarak bu güvenliğin sağlandığını ifade eder. Ve Abdullah Öcalan Ankara'da yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledilir. Olur biter. O zaman bu süreçte makul mantıklı ilerler. Bu benim teklifim ve önerimdir kardeşim. Yani tartışılsın bu. Evet. Yassı Adanın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çevrilmesi gibi İmralı'nın... İmralı bir şeye çevirmez. İmralı turizm açısı. İmralı bir şey. O tartışılır şimdi. Bilmem ne adası der. İmralı gayet güzel kardeşim. İmralı da artık bir cezaevi dönemi kapanmalı. İmralı gayet güzel bir tesis olur. Gayet de güzel turizme açılır. Gayet de iyi olur. Çok da keyifli olur. Bu İmralı ilgili anılarda gider. Bir kara hapishanesine gider. Orada da süreç işler, sağlıklı işler, devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatine olur. Bir olayla ona bakacaksın. Bu devletin menfaatine midir, değil midir? Tabularla konuşmanın alemi yok. Şimdi diyecekler ki Rasim abi kesin böyle bir plan var. Rasim Ozan'a söyletiyorlar. Ya öyle bir plan yok kardeşim. Bu benim fikrim. Ben Rasim Ozan'a neler söylemiş. Biz burada yayınlara bizim için. Abi bak put nedir ha bak. Biz niye devlet beyi hep övüyoruz? Put kırıcı davran. Kimse bekliyor muydu? Kimse beklemiyordu. Gitti el sıktı mı sıktı. Bir daha sıktı mı bir daha sıktı. Sonra dedi ki ben bunu bilinçli yaptım dedi. Ben iç barış istiyorum dedi. Kaleyi sağlam tutmak gerekiyor. Tayyip Bey'e destek verdi mi? Verdi. Ali Babacan bile destek verdi. Bak adamın hakkını yemeyelim. Babacan destek verdi. Özgür Özel destek verdi. Demden çok güzel açıklamalar. Bizim şu an İsrail saldırganlığı Orta Doğu'da buldozer gibi önüne geleni sürüklemeye çalışırken iç kareyi sağlam tutmamız lazım. Bizim meselemiz bu olmalı. Ben bunu söylüyorum kardeşim. Abdullah Öcalan İmralı'da olması mı devletin menfaati nedir? Bu iletişim karmaşası, bu iletişim bozuklukları, defalarca yaşanmış misinformation'lar defalarca yaşandı bu saçmalıklar yüzünden. Ankara'da bir hapishanede olması ve iletişimin sağlıklı olması. Devletin her şey kontrolünde. Bu mudur? Ben bunu ortaya atıyorum. Evet başka konulara geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı çıktı abi. Abi. Siyasete mi döndürmeye çalışıyor? Ya baba vallahi bu Kemal Bey yani nasıl hırslı bir adam arkadaş ya. Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Zorla getirme nedir abi? Zorla getirme hiç zor bir şey değildir. Mesela savcısı ifadeye davet eder. Bir süre gitmezsin zorla getirmeye çıkar. Hiçbir şey olmaz. Yakalama kritiktir. Yakalama çıkar. Yakalamada hakikaten uçağı bilemezsin, bilmem ne yapamazsın. Doğru. Yani zorla getirme. Önemli bir proses değildir. Bunu yargılanmayanların şeyi bu. Ben bol bol yargılanan bir yazar olduğum için zorla getirme avukatların bile hiç önemsemediği bir şeydir. Yakalama da önemlidir. Çünkü yakalamada ben mesela Fatih Terim davasında o zaman şimdi herkesin ne mal olduğunu anladığı bir avukat vardı şovmen. Onun avukatıydı. Kendini gösterecek. Benim üzerimden şov yapacaktı. Onu ben biliyorum. Ben de gitmedim. Dedim ki ben bu adama bu şovu yaptırmam. Bekledim, 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 bekledim. Yakalama çıktı. Yakalama çıktı. Saat 7'de gittim ifadeye. O şovu yapmasına fırsat vermemek için. Anlatabiliyor muyum? Olabilir böyle şeyler. Zorla getirme. Yok bu Ali Mahir demiş. 81 il başkanı buradayız. Hadi getirin bakayım. Ya bunlar boş edebiyat ya. Ya boş edebiyat Allah'ını seversen ya. Çok abi Türkiye'de siyaset bak. Türkiye'de siyaset bir tiyatro. Siyasal tiyatro oynanıyor. Onun parçası. Ama bak şu Kürt meselesiyle ilgili olanlar gerçek. Tam anlamıyla gerçek. Ve bak aksiyon alıyor. Ve bak Devlet Bahçeli'yle ilgili şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Devlet Bahçeli 2002'deki krizde siz daha çocuktunuz. Partisi barajın altında kalacağını bildiği halde Türkiye'yi seçime götürdü 3 Kasım 2002'de. Çünkü öyle bir sıkışıklık olmuştu ki orada ülkeyi seçime götürmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri için seçime götürmek gerekiyordu. Devlet bunu yaptı. Devlet Bey son grup toplantısında da şöyle bir şey söyledi. Ben bu eli ülkenin ve devletin menfaati için uzattım. Aynen öyle. 3 Kasım 2002'ye de Devlet Bahçeli devletin menfaati için götürdü. 411 elde devletin menfaati içindi. Devlet Bahçeli tam manasıyla devletçi. Türkiye hakikaten diyorlar ya devletin eli. Adamın ismiyle müsemma Devlet Bahçeli. Devletin hakikaten bir temsilcisi Türkiye'de. Hem yani eski ve yeni Türkiye'nin bir hem milliyetçi hem muhafazakar hem Atatürkçü kimliği olduğu için. Yani üç kimliği bir arada İhata ettiği için Devlet Bahçeli hem milliyetçi hem muhafazakar bir insan hem de Atatürkçü. Üçünü ettiği için tam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aslında temsil eden bir karakter.
Rasim abi son dakikayla araya girebilir miyim? Söyle hemen. Şu an saat 14.01. Evet. Merkez Bankası kararını açıkladı. Faiz kararını. Sabit. Sabit evet. Tabii sabit bırakmışsın, hiç şaşırmam. Çünkü istersen ona geçelim. Ekonomi de çünkü merak ediliyor. Abi daha sabit bırakır. Daha faiz inmesi olmaz. Çünkü hala enflasyon düşmedi. Belki onun için bak hiçbir şey bilmeden sabit bırak dedi. Bunu biliyorum. O konuda millet şu geçen bir video yaptık ve yıkıldı ortalık. Abi bakın ben boşuna söylemiyorum. Enflasyon. İşte ah, Nobel almış adam darılacağım onda sorsun. Geçen CNBC'ye sordu o da öyle söyledi. Adım adım düşecek. Önümüzdeki sene 30'lar. Sonra 20'ler 10'lar. Sonra da 9, 10, 8, 9. Enflasyon düştüğünde 27'ye doğru devletin, Merkez Bankası'nın, bankaların eli rahatlayacak mı? Rahatlayacak. Faizler düşecek mi? Düşecek. Doğrudan yatırım da gelecek. Ve dediğim ortam olacak. Yani ben bunu aa müjde ne güzel bilmem de demiyorum. Objektif söylüyorum. Türkiye 2027'de ucuz faizle, ucuz krediyle ev ve otomobil alabilir hale gelecek. Zaten amaç bu. Ama şimdi değil. Çünkü henüz enflasyon var. Hala inmedi. Ha, onun için de mesela asgari ücrette enflasyon kadar arttıralım denirse tabii ki bütün işçilerimiz hak ettiği bir rakam ama bir yandan da enflasyon azmazsa 25 bin yaptın. Daha da azacak o zaman enflasyon. Yani dolar yerinde duruyor. Dikkat edin. Türk lirası aşırı değerli hale gelmeye başladı. Yani bunun da bir sınırı olmalı. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla yeniden söylüyorum kardeşim. He, konut satışlarıyla ilgili bir şey var. Onu sen konut söyle. Konut satışlarına Rasim abi mesela sen 2027'de falan patlama olacak mı? Herkes daha kolay alacak. Son 21 ayın en yüksek konut satış rakamları geldi. Konut satışı biraz ama hızlanıyor. Orada şöyle görüyorum. Bir, %70'i ikinci el değil mi? %68'i ikinci el. Tabii ben şöyle görüyorum. Bir fiyatlar düşme başladı. Yani ben otomobil piyasada görüyorum. Mesela bir otomobil bakmışım Mayıs'ta. Bir baktım otomobil duruyor bir de fiyat düşmüş. Böyle şeyler var. Yani hemen gidiyor diye bir şey yok. Ev de öyle. İki, KKM'den çok para döndü çocuklar. Yani dövizden dönüşümlü KKM'den çok para döndü bu ay. Oradan gelenler faiz hassasiyeti falan da varsa bir eve gidiyor yine. Aslında bana kalırsa gelen hazır paraları ev almaları kelepir değilse doğru yatırım değil. Ama almışlar. Bir rakam yükselmiş. Bu vaka, çok para ev aynı görüşteyim. Aynı görüşteyim Esat'cığım. Kelepir ev aldıklarını tahmin ediyorum. Yani düşmüştür. 15 milyonluk gibi ona veriyordur. Almıştır. Başka türlü mümkünatı yok. Şu an almak ya da akılsızlık yani. Akılsızca bir davranış olabilir. Başka türlü olamaz. Yani konjonktürel bakmak lazım. Esas patlama. Yani mühim olan öğretmen. Hazırda parası yok. Maaşını temlik göstererek. Kredi çekerek. Ev alabilecek mi? O 2027'de. Yeni işe başlamış bir mühendis. İstediği arabayı alabilecek mi? Hazır parası yok. Bugün maşallah arabalar da pahalı. Nasıl alacak? Krediyle. O işte 2027'de. O bir ciddi bir şey olabilir. Ve orada bile şunu diyor. Mesela ben bunu diyorum ya işte bu abi AK Parti kazanacak demek mi bu? Kış işte bilmem ne yediği ayazı unutmaz bilmem ne. Nasıl anlarsa anlar. Seçmen hep geleceğe bakar. Seçmen artık geçmişe bakmaz. Türk seçmeni önüne bakar. Baktı bir şey geliyor. Oradan sonrasında devam eder diye düşünüyorum. O yılları göreceğiz işte hep beraber. Benim gördüğüm bu enflasyon düşüyor, düşmek zorunda. Çünkü hakikaten Tayyip Bey, Mehmet Şimşek süper bakan yapmış arkadaşlar. Süper yetki ya. Süper yetki. Ve Tayyip Erdoğan'ın bir sözü söylediğinde tuttuğunun göstergesi bak asla dokunmadı. Süper yetki var. Süper bakan ve faizleri adam da düşürmüyor. Abi süper bakan ama mesela kredi kartı konusunda Mehmet Şimşek orada Süper Lig yattı. Niye? Ay çok doğru soru. Çünkü o Mehmet Şimşek kendi istediği bir şey değildi ki. Orada öyle bir fikir bürokrasiden doğmuş. Bak o çok güzel bir örnektir. 100 bin liraya 750. Biz burada dikkat et. Herkes yalakalık yapıp hatta Sayın Destici karşı çıkan vatan haindir falan. Şamil Tayyar doğru demiş ki hani ne oldu Cumhurbaşkanımız vatan. Bu arada abi kredi kartı kullanımını kısmayı istiyorlardı zaten. Ona biraz vesile olmuş oldu. Ama ben bilakis esas kredi kartlarının kullanması istiyor şu an devlet. Çünkü kayıt dışı bitiyor. Nakitte kayıt dışı yok. Aşırı evet. Borçlanma var ya kredi kartlarında. Yani olabilir. Limitlerle ilgili sıkıntılar var. Ama bugün bak mesela şöyle cahil cevaplar. 100 bin lirası olan da yapsın. Bu retro işte bu. Tam hani Olivetti daktilolarında kalmış kafa yani deriz ya bizim. 100 bin lira dediğim bir tane 100, telefon var. Diye bir şeydi. 100 bin lira bugün asgari ücreti olan vatandaş gitsin. 100 bin lira kartı banka isim vereyim alır.
Bak 4 katlı LKS normalde. LKS ne? Limit kontrol sistemi LKS. Ama bugün normal 25 bin lira maaş olan kişi gider 100 bin limiti alır çıkar. 25 bin lira gelir olan adam zengin adam mı ya? Normal çalışan. İddia ediyorum asgari ücretle gider bugün 100 bin lira. Ya ayarlıyorlar onu. Biraz da nakit gösteriyorlar varmış gibi falan. 100 bin liraya bağlıyorlar. Şimdi 100 bin lira herkese etkileyen bir şeydi. Öyle olunca çok tepki geldi abi. Evet. Yani bizim millet, vatan millet Sakarya demek de güzel ama cebine indin mi işte hemen geri çekti. Bak bürokrasi istedi. Siyasetçi topluma baktı. Ki ben Mehmet Şimşek'i siyasetçi saymıyorum. Bürokrat gibi sayıyorum. Mehmet Şimşek halk ne diyor falan pek düşünen bir insan değildir. İnandığı bir doğru vardır ki doğru. Ortodoks ekonomi politik. Onu da çok disiplinli, çok sistemli ilerler. Ama yoksa Mehmet Şimşek, o da söyleneni yapmıştır yani 750 TL'yi propagandası yaptı. Çok itibarlı, çok disiplinli bir iktisatçıdır. Çok disiplinli bir finans adamıdır. Ama benim kendisi eleştirel durduğum yerlerde vardır biliyorsunuz. Yani ben Türkiye'de tekstil sektörünü arvederçi yani. Gitti yani. O tabii bu politikanın öyle bir dezavantajları oldu. Olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz Daron Acem olduğu için yaptığım tenkidi Mehmet Şimşek için de söylüyorum. Ondan sonra aynı ekoldendir. Yani bu hani zenginler üzerinden düşünelim. Zenginlerden damlayanlarla yoksullar da yolunu bulur düşüncesidir. Ben bu düşünceyi tehlikeli buluyorum. Çünkü ben liberal bilindiğim için daha bir mantıklı bulurum gibi. Ben bu konularda zaman içinde kapitalizmin anlattığı bazı hikayelerin masal olduğu kanaatine vardım. Cennet bunlar doğru değil. Kendi söyledi abi. Efendim? Bunu. Cennet Yalın var ya bir tane. Tabii. Kadın İMF Başkanı. Evet. Eski söyledi. Hazine Bakanı. Evet. Artık yukarıya ver damlasın modeli ilerlemediğini. Abi yukarıya ver damlasın söyledi. Bir de çok onursuz bir laf ya. Zenginler malı götürecek şimdi gelirken görüyordum. Hangisi ilk trilyoner olacak? Dolar trilyoner ha. Ulan böyle şey olur mu ya? Dolar trilyoner ne demek ya? Dolar trilyonerleri çıkıyor ama Dünya Bankası'nın son raporu var. Günde 2 dolarla geçinen tam 800 milyon insan var hala dünyada. Bak 800 milyon kişi Dünya Bankası'nın son raporu. Biraz azalmıştı şey. Yani mutlak yoksulluk ve nispi yoksulluk azalmıştı dünyada. Pandemiyle yeniden patladı. Pandemi zenginlere yaradı biliyor musun? Evet. Pandemi yoksulları mahvetti ya. Ya salgın gelir. Salgından da fakirler etkilenir. Salgından da zenginler galip çıkar. Vallahi çocuklar yani memlekette sol yoksa bari biz mi solcu olalım diye bazen içimden geçiyor ya. Yani böyle bir şey mi ya ne ya? Pandemiden zengin etkilenmedi. Tamam pandemiden de yoksul gitti. Ulan pandemi yüzünden alınan önlemlerle de zenginler zenginlik kattı diye düşürdüler faizi. Bastılar parayı. Kim faydalandı bundan? Zenginler. Yine zenginler. Kredi çekmeyi kim biliyor? Zenginler. Çoğu insan kredi kavramıyla tanışmamış. Alıyor parasını. Parayı da peynir gibi görüyor. Hani kese kese yiyor. Dünya nüfusu 195'i böyle. Şimdi bu düzen ondan davranacağım oğlu. Evet büyük iktisatçı ama yoksulların yanında mı değil. Ha yoksullara karşı merhametli davranacağım oğlu. Ben bütün kitaplarını okuduğum için. Yani böyle yoksullara karşı duyarsız tipler de vardır. Vardı eskiden mesela. Özellikle Inside Job belgeselinde çok da Larry Summers. Larry Summers tam bir zenginciydi. Daron Acemoğlu şeydir. Ama merhamet de bak çok tehlikeli bir kelimedir. Yoksullara karşı merhametli, eşitlik, adalet değil. Merhamet. Ya bunları da düşünelim. Onlar merhamet gösterir. Merhamet gösterelim. Bak bunlar ya burada biraz şu da vardır. Ya bunlar bir başımıza bela olur sonra. Bak yani bunlara merhametli olmazsak, bunları idare etmezsek bunlar başımıza bela olur. Sonra da çok aşırı sağcı bir düşünce var. Onun için kurulu düzen iktisatçısı derken Daron Acemoğlu'na ve kusura bakmasın Sayın Mehmet Şimşek'in de öyle bir tarafı vardır. Ha bu Türkiye'nin şu an ihtiyacı Mehmet Şimşek miydi? Evet Mehmet Şimşek onu da söyleyeyim. Türkiye'nin Mehmet Şimşek bakan olması ihtiyacı vardı. Onu kabul ediyorum. Çünkü öyle bir dara girmiştik ki tamamen böyle ödemeler krizine girecektik neredeyse. Doğru ama işte o sen çok güzel Janet Yellen'e alıntı yaptın. Damlama teorisi. Zenginler daha zengin olsun diye istihdam yaratsın, büyüsünler oradan da damlasın. Ama bu baba yani bu damlaya damlaya göre olmuyor. Damlayan damladığını kapışıyorlar havada. Öbür gün yeniden açlık, yeniden yoksulluk. Yani bu adeta bir sürdürülebilir yoksulluk düzenine döndü. Bu konuda eleştirel bakmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de o konuda biraz eksik, çok eksik yani.
Rasim abi, bölümün sonuna gelmişken evet. Şimdi başta söylemedim sinirlenirsin diye. Estağfurullah. Cemal Enginyurt canlı yayında sana. Gördüm. Neler neler dedi. Ya şimdi gördüm, Cemal Enginyurt bana sallıyor Sözcü TV'de. Sevgili Cemal Enginyurt, ben de sana sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na vefan var, takdir ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı, tamam. İyi de Cemal Enginyurt, bu sen de o konuda tepki gösterdin. Bak sen bana adaletsiz davrandın ama ben sana adaletli davranacağım. Şehzadeler Belediye Başkanı hanım kızımızla ilgili iğrenç dedikodular hangi ofisten çıktı? Kemal Bey'in ofisinden çıktı. Cemal Enginyurt, bunu sen de biliyorsun. O iğrenç dedikodular Özgür Özel'le. O Gepe Genç Belediye Başkanı kanser olmuş. Kadın kanserle uğraşıyor. Onunla ilgili iğrenç dedikodular Kemal Bey'in ofisinden çıktı. O zaman çıkıp niye demiyorsun? Ey Kemal Bey, ofisindeki şu alçakları temizle desene. Hadi diyelim Kemal Bey'in ilgisi yok, kabul edelim. Bilmiyoruz onu da. Kemal Bey'in ofisinden çıktığını sen de biliyorsun bu iğrenç tezgahın. Niye savunmuyorsun? Delikanlı adamsan, mert adamsan çık savun. Bak rahatsız olduğunu biliyorum. Onu da belirttin. Bir tane bir general vardı, Özgür Özel'e yazdı. Sen bu musun söyle. Cemal Engin ona karşı çıktın. Bak ben adalet teslim ederim. Ama faili sakladın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden çıktı o iğrenç tezgah. Mert adamsan çık hesabını sor. Hesabını sormuyorsan bana istediğin kadar sallasan boş. Devam et yoluna. Senin Özgür Özel'le ilgili yaptığın analizlere de karşı çıkıyorlar. Nasıl? Rasim Ozan Özgür Özel'i övüyor diye. Ya Betim kardeşim, Rasim Ozan övmesin. Ya adam güzel bir şey yaptı kardeşim. Güzel bir şey yaptı. Orada şeyi saptırıyor. Yok diyor, geri al diyor 3.5'te diyor kardeşim. Ben şunu söylüyorum. Özgür Özel olmasa 28 Şubatçılar çıkamazdı. Dilrubağı çıkamazdı. Belki başka dilrubağlar gece 4'te alınırdı. Ya biz burada en son haberi seyretsinler. Kardeşim anlatıyoruz. Bugünkü rejim 12 Eylül'den de güçlü. Atatürk döneminden de güçlü. Sultanahmet'ten de güçlü. Onun için bu Kürt meselesinde de mecbur kaldılar da yapıyorlar diyenler gerizekalıdır. Gerizekalıdır. Hiçbir mecburiyetleri yok. Ezerler geçerler. Ama devletin menfaati, ülkenin menfaati ve iç barış için Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan bu büyük riske girişti. Ve risk aldılar. Arkadaşlar kolayı nedir? Kolayı tribünlere oynamaktır. İmralı canisi, alçak de tamam, daha çok oy alırsın. Dokunulmazlığın var, gel al. Ulan diyorsun. Ya gel al. O da var tabii, doğru, güzel yakaladın. Dokunulmazlığı var. Ya ben niye alayım, gelip alayım? Sonra Cemal Engür, ben gayet de sevimli. Sevimli bir insan olarak görüyorum. Yani. Benim öyle ondan bir derdim yok. Ama Özgür Özel olmasa sizin programlarla 28 Şubat paşaları çıkabilir miydi Cemal Enginyurt? Sizin programlarla, sizin yaptığınız şovlarla Dilruba kızımız çıkabilir miydi? Siz şov yapmaya devam ederdiniz, kız sürünmeye devam ederdi. Özgür Özel çıkarttı. Özgür Özel'e bu açıdan teşekkür edeceksin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde neler oldu onu da açıklayacaksın. Arkadaşlar, abone olun. En özgür konuşulan platform En Son Haber'dir. En Son Haber'i takibe devam edin. Yorum yapın. Devam.